Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu elimde tuttuğum e, trabzanlardan oluşan güzel modelimizi çalışacağız. Modelimizi yeleklerde, ceketlerde, battanelerde kullanabiliriz. Evet çok kolay olan modelimizi hemen örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Modelimi uygulamak için şöyle biraz e, zincirimi çektim ve hazırlığımı yaptım ve modelimi kurmaya başlıyorum. 1 2 3, 4, 5. 5. zincir yuvasına geliyorum. Bir defa başını doladığım tığımı patarak bir tane trabzanımı örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere bir tane daha trabzanımı örüyorum. 3 tane trabzanım olduktan sonra iki defa zincirimi çekip aynı yere 3 trabzan daha örüyorum. 1. İkili trabzan kullanıyoruz. 2 ve 3. 3 tane trabzan bir tanesini zincirimizi döndük yanına 2 tane trabzan ilave ettik 2 zincir tekrar aynı yuvanın içerisine 3 tane trabzanımızı ördük araya zincir çekmeden tığımın başını doluyorum ve aşağıdan zincirlerimi sayıyorum 1 2 3 ve 4 4. zincirin içerisine geliyorum ve 1 tane trabzanımı örüyorum tekrar tığımın başını doluyorum Zincirlerimi yine saymaya başlıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4. zincir yuvasına başını dolamış olduğum tığımı giriyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum. Aynı yere ikinci kez trabzanımı örüyorum. Ve üçüncü trabzanımı da aynı yere ilave ediyorum. Bir tane zincir ve ikinci zincirimi de çektikten sonra aynı yere 3 trabzan daha örüyorum bu görmüş olduğum yuvanın içerisine 1 2 ve 3 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanımızı zincirimizin içerisine yerleştirdim şimdi tekrar saymaya başlıyorum tığımın başını önce doluyorum 1 2 3 ve dördüncü yuvanın içerisine girerek bir tane trabzanımı örüyorum. Tığımın tekrar başını doluyorum. 1, 2, 3, 4. zincir yuvasının içerisine bir trabzan örüyorum. Yanında 2 tane daha trabzanım ilave ederek toplamda 3 trabzan sayısına ulaşıyorum. 3 trabzan, 1 ve 2 zincir tekrar aynı yere batarak 3 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 ve 3 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanımı tekrar kurduktan sonra tığımın başını dolayarak 1 2 3 ve 4. zincirimin içerisine bir tane trabzan örüyorum. Ve bu şekilde bir trabzan bir de bu grubumuzu örerek zincirimizi tamamlıyoruz. Evet bu şekilde trabzanlarımı yerleştirdikten sonra en son yeri tığımın başını doluyorum. En son zincirimin içerisine girerek bir tane trabzanım örüyorum. Ve 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımızın başını tekrar dolayarak hemen araya giriyorum. 1, 2, 3. 3 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 zincir tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3 Modelimiz 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan ağırlıklı devam etmekte bakınız. Şu şekilde. Modelimizin ikinci sırasında aşağıda görmüş olduğumuz bir tane trabzanlı olan bölüm var. Bu bir tane trabzanımızı şu şekilde yandan giriyorum ve dışa kabartarak örüyorum. Bir tane trabzan tepesine batmadım. Bakınız dikkat etmemiz gereken en önemli nokta burada bu. Hemen zincir çekmeden yine tığımın başını doluyorum. İki tane zincirimin arasına üç tane trabzanım örüyorum. Bir, iki ve üç. 3. trabzanımı tamamladıktan sonra 2 zincirimi çekiyorum. Yuvanın içerisine girerek 1 2 3 tane trabzanımı örüyorum. Tığımın başını hemen doluyorum. Araların hiçbirinde zincir çekmiyoruz. Bir tane trabzanıma yandan girişimi yapıyorum. Ve dışa doğru kabartarak örüyorum. Tığımın yine zincir çekmeden başını doluyorum. Buraya giriyorum. iki zincirin içerisine 3 tane trabzan 2 zincir 3 trabzanımı örüyorum. İkinci sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Bir trabzanlarımızı yandan girerek dışa doğru kabarttık ve 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanlarımızı alttaki 2 zincirlerin içerisine ördüm. Ve sıramın en sonundayım. Sıramızın en sonunda tığımızın başını doluyoruz ve buradaki 3 tane trabzanın birincisine bakın. 1, 2, 3 dıştan sayarsak 1, içten sayarsak 3. trabzanının üzerine geliyorum. Ve bir tane trabzanım şöyle uzunca alıyorum. Çekmeyecek şekilde. Hemen 1, 2, 3 tane zinciri de yukarıya çekiyorum. Ve bitiş yönündeyim. Örgümün arkasını çeviriyorum. Tığımızın başını dolayarak araya giriyorum. 2 zincirin olduğu yere. Ve hemen trabzanımı örmeye başlıyorum. Şöyle trabzanımızı tekrar örelim. Bakınız tığımızın başını dolayalım. 1 ve 2. Yine 1 ve 2. 1, 2. 2 tane de zincirimi çekiyorum. Aynı yere girerek 3 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3. Şurada bir tane ilmeğimiz vardı. Bakınız trabzanımız dışa doğru kabartılı burada ise içte görülmekte. Şimdi modelimizdeki bu trabzanımızı dışa doğru kabartma istediğimiz için modelimizin bu ters yönünde tığımızın başında doluyoruz, Ardından giriyoruz bir trabzanımızın diğer tarafından şu şekilde ittirerek bakın şöyle görünce tığımızın başında doluyoruz, Buradan giriyoruz. Tığımızda Trabzanımızı kavrayıp dışarı doğru itip trabzanımızı örüyoruz. Yani hep e, buradaki kabartının bu yönde, düz yönde olmasını sağlıyoruz. Tığımızın başını dolayarak iki zincirimin olduğu yere giriyorum. 1 2 ve 3. 2 tane zincirimi hemen çekiyorum. Tekrar 1 2 ve 3 tane trabzanımı örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Buradaki bir tane kabarttığımız dışa doğru örgümüzün düz yönünde olacak bölümü tığımın başını doluyorum. Ardından girerek dışarıya doğru kabartıyorum. Ve diğer trabzanlarımı ve tek olan trabzanımı bu şekilde örüp 3. sıramızı tamamlayalım. Sıramızı bir uçtan diğer uca kadar örerek geldik ve bakın yine geçişimizi sizlerle birlikte yapacağız. Tığımızın başını doluyoruz. Burada görmüş olduğumuz şu geçişteki trabzanımızın üzerine batıyoruz. Ve şöyle uzatarak modelimizi kastırmadan biraz uzun tutarak kenar ilmeğimizi örüyoruz. 1, 2, 3 tane zincirimizi çektikten sonra örgümüzün tekrar yüzündeyiz bakınız buradaki trabzanlarımız dışa doğru kabartılı duracak diğer trabzanlarımız ise 3 tane trabzan 2 zincir 3 trabzan şekliyle örmeye devam edeceğiz hemen 3 trabzanımı örüyorum 1 2 ve 3 2 zincirimizi çektikten sonra yine 3 tane trabzanımı araya örüyorum 1 2 ve 3. Evet burada modelimizin düz yönünde devam edecek olan bir tek trabzanımızı bu yönde yandan giriyoruz. Dışa kabartacağımızda düz yönden yandan örerek dışa doğru kabarmasını sağlıyoruz. Ve bu şekilde bütün trabzanlarımızın tekleri yandan ön yönde diğerleri normal bir şekilde iki tane zincirin içerisine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan şekliyle dilediğimiz örgülerde kullanabiliriz. Evet sevgili arkadaşlar çalışmamızın sonuna geldik. Bakınız tek dikkat etmemiz gereken nokta buradaki bir trabzanların dışa kabartılı olması. Geri kalan trabzanlarımızı ise aynen örüyoruz. Evet yeni çalışmalarımızda görüşünceye kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.